Well, first of all, a warm welcome to all that are watching from Prime Fight HD. Tonight, we are live from Istanbul, Turkey, for the Warriors Fighting Arena. Well, the next fight is between Elias Lahzawi from Morocco and Ismail Uzuner from Turkey. Elias Lahzawi, İsmail Uzuner karşılaşmasına geçiyoruz değerli izleyenler. Namı diğer Pirana, İsmail Uzuner çok önemli bir sporcu. Türkiye'de mücadele sporları için bakalım bugün neler yapacak. When fighting out of the blue corner representing Morocco, Elias Lahzawi! When his opponent fighting out of the red corner from Turkey, İsmail The Piranha. When the man fighting out of the blue corner representing Morocco, 22 years old, stands in at 178 centimeters with 20 fights on his record, 15 victories and 5 defeats. 6 of his winning fights by way of a knockout. He's training at the number one gym with his trainer Marko Stankovic. Ladies and gentlemen, your applause is for the Blade, Elias Lahzawi! In the red corner, his opponent from Turkey, 38 years old, stands in at 177 centimeters with 65 fights on his record, 56 victories, 9 defeats, 27 of his winning fights by way of a knockout. He's the 24 times champion of Turkey, ladies and gentlemen, and the kickboxing champion of the world. He's training at the Piranha gym with his trainer Mehmet Karabürk and his manager Ali Alkagin. Ladies and gentlemen, the Piranha, İsmail Uzuner!
This WFA fight in a minus 77 kilogram is scheduled for 3 rounds of 3 minutes. In case of a draw, we have an extra must-win round. And the referee is Mr. Murat Okunan. Karşılaşmamızı Murat Okunan yönetecek değerli izleyenler. İsmail Uzuner, Elias Lagzavi ile karşı karşıya gelecek. 38 yaşında İsmail, 22 yaşında bir rakibi var. Gençlik mi kazanacak, tecrübe mi, hep birlikte göreceğiz. Murat Okunan maç öncesinde son talimatlarını veriyor ki sporcuya da 77 kilogramda muhteşem bir mücadele bizleri bekliyor ve bu maçın yorumunda yanımda çok değerli bir konuğum var. Milli takım antrenörlerimizden Tuzla Belediye Spor Kulübü antrenörü. Bu gece ev sahibi sayılır burada. Evet. Yılmaz Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Tuzla'mıza. Hoş bulduk gerçekten. Çok güzel maça başladık İsmail Uzuner ve Elias Lagzavi arasında. İsmail 38 yaşında bahsettiğimiz gibi 56 galibiyeti var kariyerinde, 65 maçta. Bunların 27'sini knockout'la bulmayı başardı. Karşısında 22 yaşında olmasına rağmen 20 profesyonel maça çıkmış, 15 kez kazanmış, 5 kez kaybetmiş bir Elias Lagzavi var. Bakalım neler olacak. Tecrübe ve gençlik bir kez daha karşı karşıya Warriors Fighting Arena'da. Ama İsmail Uzuner zaten uzun kariyeri boyunca her türlü rakiple birçok kez karşı karşıya gelmiş bir isim. Kime karşı ne yapacağını da çok çok iyi bilen bir isim. Bugün bakalım kendisinin performansı nasıl olacak. Güzel bir diz çıkardı Lagzavi'yi. Ardından bir sağ bir sol. Ama İsmail Uzuner zaten bunları çok soğukkanlı karşılıyor. Şöyle bir sol direkt gönderdi. İsmail aradan seçerek isabetleri bulmaya başladı. Sol kroşe etkili olmadı. Şimdi sol low kick. İsmail biraz susmaktı rakibinin. Güzel bir low kick ama karşılık geldi. Elias Lagzavi'den. İsmail yine çok sert low kick'te bitirdi kombinasyonu. Sol kroşeleri savuruyor faslı sporcu ama şu ana kadar etkili olabildiğini söylemek çok mümkün değil. Çok uzaktan geçti bu sollar. Spinning back kick İsmail Uzuner'den. Kenan Günaydın bir knockout bulmuştu. Evet. Benzer bir teknikle. Evet. Ümit Hoca'nın sporcusu. Middle kickler geliyor Lagzavi'den. Köşesinden talimatlar var İsmail Uzuner'e de. İsmail gayet sakin, gayet soğukkanlı. Şimdi gitti rakibin üstüne sol kroşe. Kontradan da kaçmayı başardı. Şimdi Elias Lagzavi üst üste iki güzel isabet buldu. Önce sol, ardından sağ. Gayet sakin hala İsmail Uzuner. Bir anlık denge kaybı devam ediyor. Karşılaşmamız kaldığı yerden sıkıntı yok. Middle kick bloklandı. Low kick. Bu net bir isabet. Lagzavi çok sert bir low kick denedi. Diziyle gelmek istedi İsmail Uzuner. Sol koşu kontrasını alacaktı neredeyse. Sağ direktini iyi kaçtı. ...15 saniye var. İlk round'un sona ermesine. Kombinasyona girdi burada Elias Lagzavi ama bir daha zıplayarak denedi. İsmail sağıyla karşıladı ve ilk round'un sonuna geldik. Ümit Hocam, ilk round'u nasıl değerlendireceksiniz? Vallahi ilk round'u şöyle değerlendireceğim. İsmail dediğiniz gibi tecrübeli. Rakibi biraz genç ama yaptığı maç sayısına bakılırsa o da aslında tecrübeli sayılır. Hı hı. Tecrübesiz değil. İsmail gayet fit görüyorum. Bunu zaten iyi antrenman yaptığını belli ediyor. İkinci ve üçüncü roundlarda rakibini çözerek daha etkili olabileceğini düşünüyorum ben. Karşılıklı güzel net vuruşların olduğu bir round oldu. Ortada bir round diyeceğim ben buna. İleriki roundlar maçın seyrini değiştirecek. Kim daha çok kondisyon olarak diri durursa, kim kimi de çözerse ileriki roundlarda dediğim gibi evet sonucu belli edecek. Kesinlikle öyle. Şimdi İsmail Uzuner köşesi ne kadar çözebildi genç rakibini göreceğiz. Kimin kondisyonu daha önemli, daha iyi olacak çok önemli. Evet. Göreceğiz ilk round'dan tekrar görüntüler de ekranlarımıza yansıdı. Ortada bir round Sümit İsmail'in Yılmaz Hocam bahsettiği gibi. İsmail'in ben kroşe ile yakalayacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.
İkinci rounda başladık. İsmail Uzuner gerçekten hiç 38 yaşında gibi durmuyor. Yok, şu anda. Hiç durmuyor. Müthiş bir antrenman yapmış belli ki. Evet. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş. Hem karakter olarak hem sporcu kişiliğiyle çok örnek alınacak bir sporcu. Çok beğeniyoruz. Onu küçüklüğünden beri tanıyorum. İşte spesiyal teknikleri bunlar. Müthiş bir spring kick geldi. İsmail Uzuner şimdi üstüne gitmeye başladı rakibinin. Ama da dikkatli olması lazım. Orada çıkmaya çalışıyor Elias Lakzavi'ye. İsmail high kick son anda kaçtı. Yumrukları savurdu Elias Lakzavi'ye ama İsmail Uzuner bunlara gayet hazır. Karaciğeri şöyle bir yokladı İsmail Uzuner. Tempoyu arttırdı. Şimdi bakalım burada son noktaya koyabilecek high kick evet. Denemesi. Sıkıştırdı rakibini iyice. Köşeye İsmail Uzuner Lakzavi'ye oradan. Güzel bir kontra kombinasyon buldu. High kick yine İsmail'den. Yani yüz ifadesi her zaman çok sakin İsmail'in. Çok güzel eskivler yapıyor. Bu da birinci roundda aldığı birkaç darbeden sonra çözdüğünü gösteriyor rakibini zaten. Kulağa güzel bir sağ kroşe buldu. Şimdi dizle girdi. Ardından sağa. Kulağa bir sağ daha. Dizi aradı Elias Lakzavi'ye. Tehlikeli yalnız yani. Tabii fazla sporcu da tehlikeli kontralar çıkartıyor hocam. Double attığı dizler evet sıkıntı yaratabilir İsmail'e. İsmail de çok iyi gözleri var. İzliyor ve bir adım geri çekerek boşalıyor. Görüyoruz onu da. İsmail gitgide ağırlığını koyuyor gördüğünüz gibi. Hemen prese devam. Hemen yine köşeye sıkıştırıyor İsmail. Rakibini. Şimdi içeriden İsmail bakalım. Çevirtebilecek mi? Çok bir şey çıkartamadı ama maç şu anda istediği yerde. İsmail Uzuner'in. Pirana bakalım. Avlayabilecek mi rakibini? Sert low kickler geldi karşılıklı. Güzel bir kombinasyon daha İsmail'den. Sol ayak denemesi İsmail'den bloklandı. Şöyle bir sağ direk geldi Karaciğer'e doğru. Sol direk isabeti gardın arasından geçti Elias Lakzavi ama geri kalanı çok iyi boşa aldı yine İsmail Uzuner. Üst üste sollar. Lakzavi kontrayı aradı ama çok uzaktan geçiyor bunlar genelde şu ana kadar. Tehlikeli ve güçlü kontralar ama İsmail Uzuner gayet soğukkanlı. Low kick yine çok etkili. İyice bir canını yaktı. Elias Lakzavi'nin burada low kicklerle maç boyunca. Sol kroşe denedi. Faslı sporcu isabet yok. Bravo. İsmail çok iyi bir sol. Bravo. Gövdeye müthiş geldi. Vücuda müthiş geldi. Round'un sonunda şimdi bakalım neler yapabilecek. Uzaklaştırmayı başardı Elias Lakzavi. İsmail yine çalışıyor ve ikinci roundunda sonuna geldik. Sert bir round daha. İsmail'in üstünlüğünü net olarak gösterdiği bir round. İşte burada ben buradan tam isabet. Göremedim. Sıyırdı mı diye ama vurmuş net. Çok güzel. Bahsettiğimiz gibi İsmail ikinci round ağırlığını koymaya başladı. Karşı rakibi de zaten fark ettiyseniz biraz artık eskisi gibi diri bir duruşu yok. Nefes alışverişinden köşeden şimdi izliyorum onu. Çok iyi bir durumda değil. Ama İsmail bu round daha ikinci round'dan daha kolay geçeceğini tahmin ediyorum. Şu an bu round'da İsmail aldı. İlk round'da ortada diyelim. Hani son round'da da İsmail tecrübesiyle gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum ben. Hocam ben de tam sizin söylediğinizi söyleyecektim aslında. Ya köşelere bakıyorum şu anda kimin kondisyonu daha iyi, kimin yüz ifadesi daha sağlam, daha sağlıklı diye. Hani sadece yüzlere baksanız İsmail Uzuner 38 yaşında demezsiniz. Demem evet. Hani kim 38 deseniz rakibini bile söyleyebilirsiniz. Yani. Aynen. Maşallah. Ya en azından İsmail. O kondisyon seviyesine baktığımızda İsmail Uzuner. Bu iş antrenman iş. Kesinlikle öyle. O da çok iyi bir profesyonel. 38 yaşında. Düşünün yani 38 futbolcu o yaşta futbolu bırakıyor. Arkadaş daha büyük bir eforla 3 rat performans sergiliyor burada. Kesinlikle öyle hocam. Ya antrenman yapmayı sevmek çok önemli bir şey tabii ki kariyeri özellikle tabii. Bu noktaya getirebilmek için. Tabii. Her şeyin antrenmanda bittiğini bilmek çok önemli. İsmail Uzuner de gerçekten çok örnek bir profesyonel. Sizin de bahsettiğiniz gibi hocam. Hop boş güzel. 3. rounddayız. Bravo. İsmail uppercut'ı aradı. Elias Lakzavi tehlikeli gelebiliyor burada ama orada İsmail'i karşılıyor. Uppercut'lara dikkat. İsmail yaklaştığı zaman sürpriz kroşeler çıkartmaya başladı ve iskivi vurmaya başladı farkındaysanız. İsmail ikinci roundda yaptığını şu an o yapıyor. Bir sağ direk sol vücuda kombinasyonu geldi az önce. Şimdi bir de diz çıkardı Elias Lakzavi'yi. 3. roundla birlikte vites arttırmaya çalışıyor şu anda. Bir solla yakaladı İsmail'i.
son gücünü burada kullanıyor olabilir. Yani. Şu dakikayı aşarsak bence biraz daha rahatlayacağız. Evet. Çünkü savurmaya başladı iyice yumrukları. Savurmaya başladı, evet. İsmail şimdi sallandı. Kroşe böyle vurulur dedi, salladı evet. Rakibini. Dizle gitti üstüne. İsmail evet. Uzuner bitirebilecek evet. Mi maçı? Evet. Elias Lakzavi sallanıyor. İsmail Uzuner evet. Nefis evet. Gitti. Hadi devamı gelsin. Hadi son nokta gelsin. Kroşe'ler devam. Vücudu aramaya devam etti. Kapandı Elias Lakzavi'ye. Bütün enerjisi harcadı bu arada round 2 dakikasında. Faslı sporcu iyi görünmüyor. Kalan 2 dakika bizim artık. Kalan 2 dakika bizim artık. Bir diz denedi ama yavaşlamış durumda o dizler bile. Lakzavi'den. İlk 30 saniyede verdiği puanları böylelikle topladı, hatta üstüne de çıktı. Hakik denedi, Lakzavi olmadı. İsmail yine diziyle girmek istedi, başaramadı. Müthiş bir iş çıkartıyor şu anda İsmail Uzuner, yine çalışıyor eskileri. Deniyor Lakzavi ama çok kaçamadı. Şöyle bir karaciğeri sol istedi. İsabet yok. Rakibi gülüyor farkındaysan. Bel altı dedi ama hayır. Rakibi Murat Okunan çok yakın pozisyona ve sayıyor. Tam karın boşluğuna bir isabet. Son roundda saydırmayı da başarıyor İsmail Uzuner. Faslı sporcunun itirazları var. Murat Okunan çok yakındı yalnız pozisyona. Yakındı evet. Hani o darbenin nereye geldiğini çok iyi görecek bir noktadaydı. Bir daha aynı yere vurur mu İsmail? Muhtemelen deneyecektir. Tek. Şimdi o. Evet, bu arada rejiden de beni uyarıyorlar. Tekrar görüntü izlenmiş orada. Bir anlamda VAR'a gittik değerli izleyenler. Of! Nefis İsmail Uzuner. Az önceki darbe tam göbek deliğine gelmiş. Bel altıyla alakası yok. Evet. İsmail gerçekten kickboksun tüm tekniklerini sergiliyor. Hakikaten. Hop! 38 yaşında. Hani ders olarak okutulabilecek bir ışık artıyor. İkinci evet. Üçüncü roundlarda. Özellikle İsmail Uzuner. Son saniyeler. Eskileri denemeye devam ediyor Elias Lakzavi'ye ama İsmail adım adım galibiyete bravo. Gidiyor. Müthiş bir karşılaşma, müthiş bir performans İsmail Uzuner. Gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Sonuçta resmi sonuç açıklanmadı ama ben şimdiden tebrik ediyorum İsmail'i. Gerçekten çok müthiş bir performans. Üçüncü roundun özetle son 1.5 dakikasında rakibini iyice süplase etti. Tebrik ediyorum. Bir sonraki maçta tekrar başarılar diliyorum. Kesinlikle öyle hocam. Zaten belliydi yani. Tüm evet. Gücünü son roundun son ilk dakikasında evet. Harcadı. Evet. Elias Lakzavi'yi İsmail Uzuner ardından orada evet. Üstünlüğü aldı. Evet. Görüşürüz. İşte nefis isabetler. İzleyicilerimiz ekranda yansıyor. İşte tam burada değerli izleyenler tam göbek deliğinde. Evet. Hiç bel altı değil. Bel altı alakası yok. Bile yok. Yok. Faslı sporcu itiraz etti ama alakası bile yok. Tam isabet. Tam isabet. Ve İsmail Uzuner galibiyete yakın. Ama resmi sonucu almamız gerekecek. Tabii ki hakemlerimiz mücadelenin galibine karar verecekler. Aynı zamanda çok iyi de bir baba. Kesinlikle çok örnek bir insan. Yani evet. Hayatın her alanında örnek alınması gereken evet. Bir insan, bir sporcu. İsmail Uzuner. Ve kariyerindeki 57. galibiyet resmileşmek üzere. Evet. İsmail. When after three rounds of 3 minutes you've counted the points and we have a winner by unanimous decision in favor of the man in the red corner, İsmail Uzuner. Evet. İsmail Uzuner bravo. Kazanıyor beklediğimiz gibi. 57. profesyonel galibiyetini aldı. Sporcumuzun kupasını takdim ediyor. VFort Marina Entertainment direktörü Sayın Gökmen Aydın Beyefendi. Yine aynı zamanda Gökmen Bey, diğer sporcumuza da kupa takdimini yapmanızı rica edeceğiz. Önce İsmail aldı kupasını ve diğer sporcumuza da hemen gitmeden. Evet gitti, okey. Evet dediğim gibi o gitmese daha iyi olurdu. Ben ayakta zor tabii. Durdum sanırım. Ve değerli Ali Alkayış plaket takdiminde geri bulunacak. Geliyor, geri aldı. Warriors Fighting Arena adına. Viaport Marina Operasyon Müdürümüz Sayın Yusuf Damar'a takdimde bulunacak. Bu arada evet rakip geri geldi, kupasını aldı. En azından kupayla döneyim ülkeme diyor rakip. Ve şimdi Sayın Yusuf Damar Beyefendi plaketini takdim alıyor.
değerli Ali Alkayış'tan Warriors Fighting Arena. İşte bu gecede o fotoğraf karesi ve o fotoğraf çekiliyor. Yine İsmail Uzuner'in kazanmış olduğu bir fotoğraf karesinden bahsediyoruz tabii ki. Alkışlar sporcumuza gelsin. Evet, İsmail Uzuner. Viaport Marina yönetimine bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz tekrardan. Okay, tamam. Evet, İsmail Uzuner Viaport Marina'da kazandı değerli izleyenler. Sıradaki maçımıza geçeceğiz, Mücahit Kulağı maçı, ama öncesinde Ümit Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hasan Hocamıza da bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam. Sizlerin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hayırlı görüşmek akşamlar. Üzere. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, İsmail Uzuner'in maçını geride bıraktık. Sırada Mücahit Kulağ'ın maçı var. Ama tabii ki İsmail Uzuner öncesinde hak ettiği o kutlamayı sonuna kadar yapacak.